Değerli belediye başkanımıza ve Kiptaş genel müdürümüze teşekkür ediyorum. Burada şahitlik makamında oturuyorum şu an. Elbette şahit olmak önemli. Her iki tarafa da kefil olmak anlamına geliyor. Her iki tarafa da en üst seviyede kefilim. Bu işin de bir an önce yazılanın, çizilenin de daha ötesinde, daha erken bir biçimde tamamlanmasını yürekten arzu ediyorum. Bu hususa dair arkadaşlarımın en fedakar bir biçimde hareket edeceklerini de biliyorum. Kıymetli konuklar, değerli yol arkadaşlarım, kıymetli komşularımız, benim komşularım burada ağırlıklı çünkü. Çok değerli basın mensupları, hepinize hoş geldiniz diyorum öncelikle. Ben bugün niye buradayım? Bu şahitliği daha farklı bir pratikle halledebilirdik. Ama burada simgesel bazı olaylar var. Ve bu simge olması gereken ve eğer önümüzde bir engel varsa buradaki negatif yürütülenlerle yüzleşmemiz gereken bir takım tavırları, davranışları yaşamış birisi olarak bugün burada olmak istedim. Yoksa 260 dairenin dönüşmesi elbette ki İstanbul için önemlidir. Her can bizim için önemlidir ama İstanbul için ne yazık ki önemli bir sayı değildir. İstanbul'da yüz binlerce konutun, yapının ki 99 deprem öncesinde yapılan yapı sayısının 800 bin üzerinde bir sayı olduğunu düşündüğümüzde 260 dairenin dönüşümü elbette ki çok önemli bir sayı gözükmüyor. Değerli dostlar, Gürpınar'daki bu konuyu o mahalleyi gezdiğimde, özellikle siyasi görevimde, belediye başkanlığı öncesindeki siyasi görevimde gezdiğimde şok olduğum yapılardan. Çünkü dışı yeni sistemle mantolanmış, boyanmış, tabiri caizse makyajı yapılmış binalar. Ama içine girdiğinizde, yapıların statiğine baktığınızda, betonarmesine baktığınızda aman Allah'ım, Allah korusun diyeceğiniz bir yer. İtiraf edeyim, girmediğim ev kalmadı oralarda ama her apartmana girerken bir taziyeye, bir geçmiş olsuna girişimle çıkışımın arasını en az nasıl tutabilirim kaygılarıyla oraya birçok ziyarette bulundum. Burada siyasi parti ilçe başkanlarımız var. Her ilçe başkanım da bu süreçleri çok iyi biliyor. MHP, Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanlarımız burada. Ve gerçekten öylesi zor bir ortamda o insanlar yaşıyor. Bahsettiğimiz yerde 15 bine yakın insan yaşıyor. Yani bahsettiğimiz yerde 260 daire değil konu. Büyük bir mesele, büyük bir alan. 3000'in üzerinde konut. Ve biz orada hayat değişmeli diye hemen ilk asıldığımız yerlerden birisi oldu. Ve orada aynı zamanda metruklaşan da bir alan yapısı vardı. Binalar boş değil, dolu ama gelir seviyesi düşük vatandaşlarımız, sosyal yaşam alanları dar, kısıtlı olan bir yerde dedim ki burada hemen hayatı değiştirmeliyiz. 2014 yılı, 2015 yılından bahsediyorum. Ve biz orada resmen uyuşturucu satılan suç odaklı bir alanı kiralayarak, kavgayla, gürültüyle, emniyet güçleriyle kol kola omuz omuza vererek 5000 metrekarenin üzerinde bir alanı kültür merkezine dönüştürdük. Ve orayı Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi diye hayatın içine kattık. Ve orada kurtardığımız bir genç çocuğun, daha doğrusu çocuğun, şu an genç bir kızımız, bu yaz Marmara, yani kurtarmaktan kastım şu, yani hayatın o sarmalı içinden çekip çıkarttığımız genç bir kızımızın Marmara Üniversitesi'nde çok değerli bir bölüme girdiğinin mutluluğunu yaşadım. Çünkü 6 yıldır, 7 yıldır orada irtibattaydık. Hayatın içinde yaşadığı zorlukları, okuyamama, okula gidememe zorluklarını beraber aştığımız bir gençten örnek veriyorum size. O bakımdan burada bu hayat değiştikten sonra dedi ki binalar değişmeli. Yani bu insanların bir an önce güvenli binalarına kavuşması lazım.
ve tümüyle iletişimle süreci yönettik. Tümüyle. Yani siyasi anlamda muhalefetmiş, iktidarmış bakmaksızın, mecliste üyesi varmış, yokmuş bakmaksızın, sahadaki bütün sivil toplum kuruluşlarıyla konuşarak, anlatarak, abartılı taleplerin olamayacağını onlara anlatıp yüzleştirerek süreç yönettik. Ve bütün bu süreci yönettikten sonra her şeye rağmen, muhalif olmalarına rağmen buradan oy çokluğuyla geçirdik bir kararı, Büyükşehir'e götürdük. 8 ay bekledi. 8 ay sonrası içinde ısrarla dedim ki arkadaşlar, bütün komisyon üyelerini alın getirin, o binaların altındaki betonu görsünler, nerede oturduklarını hissetsinler. Burada rantın olmadığını, ki şu anki dönüşümde insanların belki çok az para vererek ya da vermeyerek bir takım dönüşümü var ama başka bloklarda para da harcamak zorunda olan hemşehrilerimiz olacak ki harcamak zorundalar. Onun da birkaç konusuna değineceğim. Böyle bir plan teklifiyle, gayet insani bir plan teklifiyle Büyükşehir'e gittik. Büyükşehir'e gittik ve o insanları buraya davet ettik komisyonlardaki. Gelip burayı gören komisyondaki arkadaşlar, bu aman aman bizim burayı hemen dönüştürmemiz lazım, hemen bu kararı çıkartmamız lazım diyerek geri gittiklerini ben çok iyi biliyorum. Burada şahit olan meclis üyesi arkadaşlarım var. Hangi siyasi parti olursa olsun. Ne olduysa bunu anlatıyorum. Çünkü bu bir masal değil yani. Yaşadığım şey. Ne olduysa o meclise dosya geldi ve oylanacak. Oy birliğiyle geçecek. Ben de o gün meclise gittim. Teşekkür edeceğim yani meclise. Bu konuda işbirliği yaptıkları için teşekkür edeceğim. Tesadüf o gün bir başka siyasi meseleden dolayı Cumhuriyet Halk Partisi grubu meclisi boykot edecekti. Ben ona rağmen grupta müsaade isteyerek, hatta biraz münakaşası da oldu. Dedim hayır, ben gireceğim, teşekkür edeceğim. Çünkü yok giremezsin, biz bugün meclisi boykot ediyoruz dediler. Hayır dedim, ben tek başıma meclise girdim. Tek başına kavramı aslında orada. Meclise girdim. Teşekkür, yani madde gelecek, oylanacak ve teşekkür etmeye beklerken biz bu maddeyi geri çekiyoruz dediler. Sadece o maddeyi. Ya niçin çekiyorsunuz dedim. Önce yerimden konuştum, sonra kürsüye çıktım, sonra bir daha yani feryat ettim yani. O kadar feryat ettim. Nedir yani? Cevap yok. Hiçbir siyasiden cevap yok. Tık yok. Benim burada, ben siyaseti gizli kapılar ardında hiç yapmadım. Hiç yapmadım, yapmayacağım da. Benim burada siyasi arkadaşlarım var. Siyaseten bunu geçirirseniz burada Ekrem İmamoğlu güçlenecek diye lafları edip oradaki siyasi gruplarını ikna edip bu dosyayı redde vermiyorlar. Bakın, geri çektiren siyasi iradeydi. Yereldeki basit bir siyasi iradeden bahsediyorum. Onun için feryat ediyorum bugün, diyorum ki ya arkadaşlar, bu iş siyaset üstü bir mesele. Deprem siyaset üstü bir mesele. Yani imkan olsa da 3000 daire var Gürpınar'da, hepsinin evi değişse, imkan olsa da onların hiçbiri bana oy vermese. Bir tanesinin oyunu bile istemiyorum. Hiçbiri. Yeter ki yaşamları kurtulsa. Bütün İstanbul dönüşse hiçbiri de bana oy vermese. Bakın, bu kadar siyaset üstü bir mesele. Ama ben ciğerine kadar bu işin içine de siyaset katıldığını yaşadım, gördüm. Bakın, ben burada şu ana kadar A partisi, B partisi demedim arkadaşlar. Olayı anlattım. Bunun bir başka boyutunu, bir başka bölümünde benim partim de yanlış yapmışsa onu da kınıyorum. Onun için diyorum ki bu iş siyasi bir mesele değil. Bir seferberlik meselesi. Bunu böyle çözmeliyiz. Ve bu insanlar ne yazık ki, bakın burada birkaç psikoloji var. Ne yazık ki o evlerden çıkmıyorlar. Diyorlar ki biz bu evde yaşayacağız. Niye? Başka bir yere gidemeyiz. Yani ya diyorsunuz ki bu evde yaşanmaz kardeşim. Bak kurban olayım. Git sağlam bir eve taşın. 100 lira fazla ver, 200 lira fazla ver vesaire vesaire. Ona bile hayır diyor. Yüz binlerce konutta yaşayan insanlar. Ve biz gerçekten yüz binlerce insanımızın hayatını tehdit altında tutuyoruz bu kentte. Çok hızlı hareket etmeliyiz. Birinci felsefe az önce anlattığım meseleden dolayı siyaset üstü. İkinci mesele bu işin
bir seferberlik olduğunu kabul etmek. Üçüncü mesele, bu işin bir araya geldiği bir sistemle bu süreci yönetmek. Onun için ben diyorum ki her şehrin bir deprem konseyi oluşmalı. Deprem bölgesindeki şehirler belli. Bu konseyden kastımız ne? Şu, bakanlık süreci yönetsin. Valilik, büyükşehir belediyesi, ilçe belediyeleri, ilgili teknik odalar, efendime söyleyeyim, finans kuruluşları. Finans olmadan bu iş çözülmez ki. Müteahhitler, yani inşaat sektörü temsilcileri içinde olacak. Bir sistem kuracağız. Depremle ilgili, kentsel dönüşümle ilgili, bir insanın binasının dönüşümüyle ilgili bir konu var ise orada bir ortak akıl o işi çözecek. Hiç kimse bunun siyasi münazarasını yapamayacak. Çünkü zaten siyasiler orada. Yani siyasi temsilciler orada zaten. Düşünsenize, basit pazarlıklar. Yani A ilçesindeki şu konu geçsin, B ilçesindeki bu konu geçmesin. Niye? Orası X partili, burası Y partili diye. Bunlar yapılıyor arkadaşlar. Kimse kafasını kuma sokmasın. Bakın niye bir arada çözmek zorundayız diyorum. Cumhurbaşkanlığı açıklama yapıyor 5 Mayıs'ta. Diyor ki biz 975 bin bina yaptık TOKİ eliyle Türkiye'ye. Ama diyor 6,5 milyon daha binayı dönüştürmek zorundayız. Kaç yılda yaptınız? 18 yılda. 6,5 milyon bina için ne kadar zamana ihtiyacınız var? 120 sene. Nasıl çözeceğiz depremi? Onun için diyorum ki bu işi Cumhurbaşkanlığı çözemez. Bu işi bakanlık çözemez. Bu işi Büyükşehir Belediyesi çözemez. Bu işi ilçe belediyesi çözemez. Bu işi TOKİ, KİPTAŞ çözemez ama bu işi hep beraber çözebiliriz. Yani insanların kendi evlerini dönüştürebileceği bir modeli oluşturursunuz, çözüm olur. Müteahhit ve bir takım finans sektörlerinin sisteme dair bir güvence oluşturduğu ortamda, bir teminat oluşturduğu ortamda öyle bir sistem kurarsınız ki bu iş çok hızlı yürür ve çözülür. Bazı binalar güçlendirilir, bazı binalar yenileştirilir, yenilenir ve insanların can kaybı yaşamadığı bir ortamı İstanbul'a hediye ederiz hep birlikte. Bizim ortaya koyduğumuz anlayış bu. Bakın bu bahsettiğim deprem konseyi sürecini ben Sayın Bakan'la ta Ocak Şubat ayında İstanbul'da yaptığımız toplantıda paylaştım. Şehircilik Bakanımızla. Çok memnun oldu. Hatta böyle yanında oturuyordum. Döndü dedi ki biz bugünün açıklamasına bu sizin önerinizi de bir madde olarak koyabilir miyiz? Ne demek dedim yani bu bir telif meselesi de onur duyarım dedim yani. Ve o günün açıklamasına bu koyuldu. Sonrasında ben kendileriyle COVID sürecinde 2-3 kez görüştüm. Dedim ki COVID bizim en önemli meselemiz belki ama bizim görünmeyen en önemli meselemiz depremdir. Lütfen Sayın Bakanım bu konuyu ihmal etmeyelim. Bu süreci hep beraber hızlı bir şekilde yönetelim. Son olarak en son anlaştık, uzlaştık ve heyetlerin görüşmeyi sürdürmelerini, heyetlerin bu süreci sürdürmelerini kararı verdik ve İstanbul'dan bir heyeti Ankara'ya yolladık. Orada genel müdür seviyesinde bizim de buradan heyetimiz vardı. Genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, KİPTAŞ genel müdürü. Çok verimli bir görüşme geçti. Evet bu olur ve bu gerçekten çözümün önemli bir parçası olur şeklinde. Hatta biz şu anda bu teklifimizi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi de tartışsın, öneriye katkı sunsun diye ben bunu başkanlık olarak meclis gündemine yolladım, komisyona sevk edildi. Değerli katılımcılar, 3 konu daha meclise sunduk. Bir tanesi, mesela geçen aylarda avcılarla ilgili bir karar verdik. Dedik ki, arkadaş, adam geçmişte planı varsa, projesini yapmışsa, ruhsatını almışsa, binasını yapmışsa, bugün efendim senin binan değişti,
şey senin planın değişti. 10 kat yerine biz sana 3 kat veriyoruz. Olmaz mı yani? Adamın zaten olan binasını yıkma şansın yok. Kamulaştırma şansın yok. Olan binasını ben 3 katı veya 5 katı 3 kat yaptım. Çünkü İstanbul'da böyle birçok yer var. Bu insanlara şu hakkı verelim. Planı varsa, ruhsatı varsa, bakın planı varsa, projesi varsa, ruhsatı varsa aynı binayı yapma hakkını 3-4 ilçede vermişiz zaten. Hayır, 39 ilçede de verelim. Güçlendirilmiş bir şekilde adam yıksın, 1 metre bile fazla verelim demiyorum bakın. Aynı şekilde verelim. O plan notu önerimizi meclise verdi, komisyona gitti. Bir başka konu, yine 1500'e yakın konutumuz var. Müdürlüğümüze ait. Biz bunu depremde evi hızlıca yıkılmak üzere olan evi varsa bir insanın gelip onu bize pazarlıkla yapalım. Biz onun evini alalım. Ya da öncelikli o evi biz ona satalım ama oraya taşınmak şartıyla diyelim ve daireyi boşaltalım. Anlamında bir teklifi daha Büyükşehir Belediyesi'ne getirdik. Şu anda mecliste. Yine bir başka teklifimizde, son teklifimizde çatı arası. Bakın bu da önemli. Yani ben bu ilçede binlerce konut üretmiş bir meslek yaşamım var. Ben hani sektörü bilirim, hayatı bilirim, insanlara yuva yapmayı bilirim. Yuvanın ne olduğunu da bilirim. Ve bu şehrin o travmayı yaşamamasının önemini de bilirim. Ben depremi yaşamış bir insanım burada. Hep beraber yaşadık. Çatı arası diye bir konu var. Şöyle bir bina yapıyorsunuz 5 kat. Diyorsun ki çatı arası yapabilirsin ama alttaki kata bağlayacaksın illa. Bu dünyanın hiçbir çağdaş ülkesinde yok. Hatta Avrupa'da gezenler, gidenler bilirler. O çatı arasındaki müstakil yapılar bazen o evin en kıymetli yapısı haline gelir. Biz de çatı arasına müstakil yapı hakkı vermiyoruz. İlla diyor alt kata bağlayacaksın. Ne oluyor? Adamın altta 150 metrekare evi varsa üstteki 100 metre çatı arasını katıyor, illa 250 metre ev olacak. Ya arkadaş, bugünün teknolojisinde orada bir müstakil hak ver. Yani müstakil hak ver. Niye bunu söylüyorum? Bakın bina metrajı aşmıyor. Metrajı büyümüyor. Herhangi bir emsal farkı vermiyorsunuz. Sadece adama o alanda bir müstakil birim, yani kullanma hakkı, kat mülkiyet hakkı veriyorsunuz. Bu kadar basit. Bunu getirdik, anlatamadık. Bugün de alelacele, yani depremle ilgili pazartesi başkanlık teklifi olarak yine yolladım. Alelacele bugün yine reddettiler. Ya arkadaş, konuşalım ya. Yani bunu bir konuşalım. Ne var bunda yani? Bakın bu bahsettiğim konu var ya, bazı merkezdeki ilçelerde dönüşümü sağlayacak bir maddi kazanç elde ettiriyor. Atıyorum Bakırköy mesela. Hiç planla uğraşma. İşte diyorum ki bazen akıl tutulması yaşayan, o meclisi ve o meclisin mikrofonunu her şey zanneden, siyasi hüküm ve siyasi tahakküm altında hatta benliğini kaybeden insanlar esas sorumluluklarını unutabiliyor. Ben de diyorum ki kardeşim, deprem işi siyaset üstü bir meseledir. Ben bu konunun işte öyle bir konseyde tartışılmasını isterim. Bir başka siyasi görüşteki insan da başka bir konuyu orada tartıştırsın. Teknik bir ombudsmanlıktan bahsediyorum. Onun için Gürpınar'ın bugün bu oluşan atmosferin ve burada başarıya ulaşan bu sürecin ve inşallah bütünü için bu süreç devam edecek. Başkanımız orayı motive edecek. Nasıl ki Kiptaş devrede olup güç katmışsa yarın başka firmalar yine güç katacak. Hem para kazanacak makul oranda, hem de hayırlı bir iş yapacak ve orada inşallah şehrin zafiyet noktasını hızlı bir şekilde güçlendirecekler. Değerli dostlar, İstanbul depremi geçenlerde hem bir gazeteci, hem daha önce siyasi, hem de ben de bunu daha önce söylemiştim. İstanbul depremi Türkiye'nin bağımsızlık sorunudur. Çok net. Çok net. Ben altına imza atıyorum. Kim bu lafı demişse, benden önce de demiş olanlar olabilir. Ki
Geçen hafta da yine bir deprem uzmanı hocamız söyledi. Altına imza atıyor. Bağımsızlık sorunudur. İstanbul depremi 100 milyarlarca dolarlık bir bedeli olacak iştir. Yani öyle İstanbul depremi öyle bir bakanın değişmesi, gitmesi, gelmesi meselesi değildir yani. İstanbul depremi büyük bir meseledir. Bağımsızlık meselesidir. Daha kötüsü geri gelmeyecek canlar meselesidir. Kaybedeceğimiz hayatlar meselesidir. Öyle 6-7 binayla ilgili uğraşmayla görülen ortamdaki o yoğunluğun kaç katından bahsediyoruz İstanbul'la ilgili. Bakın diyebilirsiniz ki sen artık Büyükşehir Belediyesi'sin çöz. İşte çözümümüz bizim bu kadar. Arkadaş yani böyle kaşıkla kamyona kum yüklemek gibi olur bu. Size rakam veriyorum. Ben değil Cumhurbaşkanlığı yani 18 yıllık hükümetin rakamını veriyorum. Olmaz. Bu iş bütüncül çözülmeli. Onun için diyorum finans sektörü, sigortacılık sektörü sürecin içinde olacak. Değerli dostlar deprem olduğu zaman bu ülkede ne banka kalır ne sigorta şirketi kalır İstanbul depremi olduğunda. Bunu unutmayın. Yüz milyarlarca dolarlık kaybın yanı sıra motivasyonun kaybını bir düşünün. Yaşamsal motivasyonun. 99 depremi yanı başımızda oldu. Binin üzerinde insan öldü. Sadece Avcılar'da ölüm ağırlıklı ölüm vakaları gerçekleşti. Yaşadığımız travmayı hatırlayın. En az bir sene sürdü. Bakın o deprem 2001 krizini getirdi Türkiye'nin kapısına. Bedellerini hatırlayın. Önemli bir sebebiydi. O bakımdan İstanbul'u kıyaslamayın hiçbir şeyle. Lütfen bu feryadımızı da duyun. Nasıl ben 2016-17'de orada feryat etmişsem şimdi feryat ediyorum. Yani bu çok büyük bir bağımsızlık meselesidir. Çok büyük bir ekonomik meseledir. Hep beraber altından kalkabiliriz. Hiç kimse ben bu işi çözerim diye siyasi nara atmasın. Buna ben de dahilim, bir başkası da dahil. Bırakalım depremde nara atmayalım, depremde işbirliği yapalım, altına imza atalım. Siyasi ortamlarda ve siyasi mevzilerde ya da arenalarda o konuda ortak aklımız var. Biz onun altına imza attık, onu yapıyoruz diyelim. Bu kadar mühim bir meseledir. Milli bir meseledir. Herkesi bu seferberliğe davet ediyorum. Bugün yani bu teklifi bile konuşmadan, düşünmeden pat diye reddeden aklı da kınıyor. Kınıyor. Çalıştay'la, efendim niye Çalıştay yapıyor? Sizin yetkiniz değil, bakanlık karar alsın. Ya arkadaş bir karar al, sen bakanlığa yolla, İstanbul'un iradesi budur deyin, bunu insanlar anlasın. Yani böyle garip bir siyasi sarmalın içine soktuk ülkeyi ya. Hala parti ismi vermiyorum bakın. İçine kim giriyorsa onun içindedir. Kınıyorum. Nerede, hangi şehirde, hangi mecliste, hangi partili varsa böyle davranan. Bu kadar mühim bir meseledir. Bazı meseleler vardır ki siyaset onun bütün ruhunu yok eder, katkı yerine tümüyle zarar verir. Bugün hem Kimtaş'a hem belediyemize, Beylikdüzü Belediyemize teşekkür ediyorum. Yarım kalan süreci tamamladılar. Allah utandırmasın, sonucu önemlidir. Bugünkü imzalar sadece bir motivasyondur, hızlıca bitirilmelidir. Yani bu işe katkı sunacak özel sektör temsilcilerini de biliyorum, tanıyorum. Onların da sırtını sıvazlarız. Bu tür işler kazanım, ticari kazanım ötesi, manevi kazanımı önde durur. Başarılar diliyorum. Umut ediyorum en hızlı şekliyle o evler bittiğinde gideriz. Korkusuz, tereddütsüz orada yaşayan insanların çayını kahvesini hep birlikte içeriz. Hayırlı uğurlu olsun. Ben şahidim ona göre. Ağırlığını hissedim. Evet, imzalar değişiyor. Karşılıklı olarak protokollerin iki nüshası da imza altına alınmış oluyor.